Merhaba sevgili kitapseverler. Sizlere Stefan Zweig'ın Görünmeyen Koleksiyon adlı uzun öyküsünü seslendireceğim. Seslendiren Gamze Babacan Şahbaz. Stefan Zweig. Doğum 28 Kasım 1881. Ölüm 22 Şubat 1942. Avusturyalı Yahudi, roman, tiyatro, biyografi, uzun öykü, deneme, şiir ve anı yazarıdır. Biyografi ustası olarak tanınır. 1920'li ve 1930'lu yıllarda Alman dilinin en çok okunan yazarları arasında yer almıştır. Zweig'ın kitapları dünya çapında dönemin en çok okunan kitapları arasına girmiştir. Eserleri 50'ye aşkın dile tercüme edilmiştir. 1933'te eserleri Naziler tarafından yakılmıştır. Bu olaydan sonra ülkesini terk eden Avrupa'nın düştüğü duruma dayanamayan Zweig, 1941'de Brezilya'ya yerleştikten sonra 22 Şubat 1942'de karısı Lat Altman ile birlikte intihar etmiştir. Zweig'ın görünmeyen koleksiyon adını verdiği uzun öyküsünde Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan ekonomik buhran döneminde kör olan bir adamın dramını anlatıyor. Alman enflasyonundan bir epizot. Dresden'den iki istasyon sonra yaşlı bir beyefendi kompartımanımıza bindi. Kibarca selam verdi ve ardından başını kaldırarak iyi bir tanıdığına yapar gibi bana doğru başını eğdi. İlk anda onu anımsayamasam da hafif bir gülümseme eşliğinde adını söyleyince hemen hatırladım. Berlin'in barış zamanlarında sık sık eski kitaplar ve orijinal el yazmaları satın aldığım en itibarlı sanat antikacılarından biriydi. İlkin havadan sudan sohbet ettik, sonra aniden başka bir konuya geçti. Şu anda nereden geldiğimi size anlatmam lazım, çünkü bu epizod benim gibi 37 yıldır sanat eserleri alıp satan birisinin başına gelebilecek en tuhaf olaylardan birisi. Paranın değerinin gaz gibi uçucu olduğu bu günlerde antikacılığın artık nasıl yapıldığını muhtemelen benden daha iyi biliyorsunuz. Yeni zenginler aniden gotik madonnaları, eski baskı ürünlerini, eski gravür ve resimleri ne kadar sevdiklerini hatırladılar. İnsan taleplerini karşılamakta zorlanıyor. Hatta evlerimizi basıp buldukları her şeyi alıp götürmedikleri için minnettar olmamız lazım.'' Ellerinden gelse gömleğimizdeki kol düğmelerini ve yazı masamızdaki lambaları bile satın alacaklar. Yeni ürünler tedarik etmek giderek zorlaşıyor. Bu arada bizlerin normalde derin bir saygıyla adını andığımız bu objelere ürün dediğim için beni bağışlayın. Fakat bu baş belası cins bize harika bir eski Venedik baskısını, yalnızca bilmem ne kadar dolarlık bir zarf ve Guvercino'ya ait bir el çizimini birkaç yüz franklık bankotun cisimleşmesi olarak göstermeye alıştırdı. Aniden deliler gibi önlerine çıkan her şeyi satın alan bu insanların usandırıcı ısrarına direnç göstermek mümkün değil. Dolayısıyla bir kez daha gece boyunca çok bitkin düşmüştüm ve bana kalsa kepenkleri indirirdim. Babamın büyük babamdan devraldığı bu eski dükkanımızda Kuzeyden bir sokak satıcısının el arabasına bile koyamayacağı bu sefil döküntünün her yeri kaplamasından bu denli utanıyordum. Bu sıkıntı içerisinde aklıma belki yine kafesleyebileceğim geçmiş müşterileri bulmak üzere eski satış defterlerini taramak geldi. Böylesi eski müşteri listeleri her zaman bir tür ölü listeleridir. Özellikle de bu zamanlarda. Nitekim listeden önemli bilgiler edinemedim. Eski alıcılarımızın çoğu varlıklarını çoktan açık arttırmalarda ellerinden çıkartmak zorunda kalmış veya ölmüşlerdi. Az sayıda ayakta kalandan bir şey ummak mümkün değildi. Fakat tam o anda eski müşterimize ait bir deste mektupla karşılaştım. Dünya Savaşı'nın başlangıcından yani 1914'ten beri bize hiçbir siparişte veya talepte bulunmamış olmasından ötürü bu müşteriyi tamamen unutmuştum. Yazışmalar hiç abartısız, neredeyse 60 yıl öncesine dayanıyordu. Müşteri babamdan ve büyük babamdan alımlar yapmıştı. Yine de benim şahsi yönetimim altında geçen 37 yıl boyunca dükkanımıza ayak attığını anımsamıyordum. Her şey onun garip modası geçmiş görüşlere sahip, dik başlı bir insan, yani küçük taş şehirlerinde son derece nadir görülen bir tür kökü kazınmış sanılan o menzel veya spitsik Almanlarının günümüze kadar gelen son örneklerinden biri olduğuna işaret ediyordu. Mektupları bir hattatın yazabileceği türden olup, meblaların altı cetvel ve kırmızı mürekkeple çizilmişti. Ayrıca bir hataya kesinlikle yer vermemek üzere her rakam iki kere tekrarlanıyordu. Bundan da öte yalnızca boşa çıkmış sayfaların ve tasarruf sarflarının kullanılması, iflah olmaz bir taşralının cimriliğini ve fanatik tasarruf tutkusunu gösteriyordu. Bu garip evraklar adı ve soyadı haricinde emekli ormancılık ve ekonomi müşaviri, emekli teğmen ve birinci sınıf demir haç madalyası sahibi gibi karmaşık ünvanlarla imzalanmıştı. 70'li yıllardan kalma bir yaşlı kurt olarak hala hayattaysa en az 80 yaşında olmalıydı. Fakat bu garip gülünç ve cimri adam eski grafik koleksiyoncusu olarak olağanüstü bir zeka, mükemmel bir bilgi ve çok ince bir zevk sergiliyordu. İyi ki henüz gümüş metalikle ödenmiş olan neredeyse 60 yıllık siparişleri yavaş yavaş bir araya getirirken bu küçük taşralının henüz tek bir taler karşılığında en güzelinden 60 Alman ahşap gravür satın alabileceği zamanlarda sessiz sedasız bir bakır gravür koleksiyonu oluşturmuş olabileceğini anladım. Üstelik bu koleksiyonun bugünün yeni zenginlerinin büyük bir tantanayla oluşturulan koleksiyonlarından hiçbir eksiği olmadığı gibi fazlası da vardı. Çünkü küçük Mark ve Fenik meblalarıyla yarım yüzyıl boyunca yalnızca bizden aldıkları bugün hatırı sayılır bir değer tutuyordu. Ayrıca müzayedelerden ve başka satıcılardan da kelepir fiyatlarla eser topladığı varsayılabilirdi. Ancak 1914 yılından beri ondan hiçbir sipariş almamıştık. Antikacılığa böylesi bir toplu devir veya müzayedeyi gözden kaçırmayacak kadar vakıf olduğumu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Dolayısıyla bu garip adamın ya hala hayatta olması ya da koleksiyonunun şu anda mirasçıların elinde bulunması gerekiyordu. Mesele ilgimi çekti ve hemen ertesi gün yani dün akşam insanın Saksonya'da gidebileceği en lüzumsuz taşra şehirlerinden birine doğru yola çıktım küçük istasyonda trenden inip ana yolda yürürken içi zevksiz eşyalarla tıka basa dolu bu evlerden birinde Rembrandt'ın en harika yapraklarının yanı sıra Dürer ve Mantegna'nın en güzel gravürlerine kusursuz bir bütünlük içerisinde sahip olan bir insanın yaşayabileceği bana neredeyse olanak dışı geliyordu. Fakat postanede burada bu isimde bir ormancılık veya ekonomi müşavirinin oturup oturmadığını sorduğumda Yaşlı adamın gerçekten hala yaşadığını öğrendim ve itiraf etmeliyim ki kalbim heyecandan çarparak daha öğlen olmadan ona doğru yola koyuldum. Evi bulmak zor olmadı. Duvarcı ustalığından yetişme bir mimarın 60'lı yıllarda tasarrufu ön planda tutarak alelacele inşa ettiği o taşra binalarından birinin ikinci katındaydı. Birinci katta saf bir terzi oturuyor, İkinci katın sol tarafında bir posta memurunun isim levhası parlıyor ve nihayet sağ tarafında ise ormancılık ve ekonomi müşavirinin adının yer aldığı porselen pano görülüyordu. Zeri ülkekçe daha yeni çalmıştım ki kapı hemen açıldı ve karşıma temiz siyah başlıklı, yaşlı ve beyaz saçlı bir kadın çıktı. Kadına kartımı uzattım ve sayın ormancılık müşaviriyle konuşmak istediğimi söyledim. Kadın ilk önce bana, sonra da elindeki karta şaşkınlık ve belli bir kuşku içerisinde baktı. Bu sapa şehir ve eski binaya bir ziyaretçinin yolunun düşmesi kayda değer bir olay olmalıydı. Fakat kadın kibarca beklememi istedi ve kartı alıp içeriye girdi. Fısıltıların ardından yüksek, gümbür gümbür gelen bir erkek sesi duydum. ''Aa Berlin'den, bayrağı demek, şu büyük antika dükkanı.'' Gelsin gelsin çok sevindim. Yaşlı kadın tekrar kapıya döndü ve beni oturma odasına buyur etti. Paltomu çıkarıp içeriye girdim. Mütevazı odanın tam ortasında kalın bıyıklı, yaşlı ama hala güçlü kuvvetli bir adam, üzerinde yarı askeri bir ceket olmak üzere dimdik durmuş bana samimi bir tavırla ellerini uzatıyordu. Fakat bu sevinçli ve spontane karşılama jesti, adamın duruşundaki katılıkla bir tezat oluşturmaktaydı. Bana bir adım bile yaklaşmadığı için biraz yadırgamakla birlikte elini tutmak üzere yanına kadar gittim. Adamın ellerini tutmak istediğimde, ellerinin benimkileri aramayıp yalnızca beklediğini fark ettim. Bir an sonra durumu anlamıştım. Bu adam kördü. Daha çocukluktan beri gözleri görmeyen bir insanla karşı karşıya gelmek bana huzursuzluk verir. Bir insanı tümüyle canlı olarak hissetmek ve aynı zamanda benim onu hissettiğim gibi onun beni hissetmediğini bilmek bende hep belli bir utanma ve mahcubiyete neden olurdu. Ben beyaz, dik ve gür kaşların altındaki o ölü, boşluğa bakan gözleri görünce yine önce korkumu yenmek zorunda kaldım. Fakat kör adam böylesi bir yadırgamaya vakit tanımadı ve elim eline değer değmez elimi büyük bir güçle ve ateşli bir heyecanla sıkmaya başladı. Nadir bir ziyaret diye güldü. Bana doğru yaklaşıp "Berlin'in büyük beyefendilerinden birinin yolunun bizim buralara düşmesi gerçekten bir mucize. Fakat tüccar beyefendilerden biri trene binince dikkat etmesi şart." Bizde çingeneler gelince kapı ve pencereleri kapatmak lazım denir. Buraya neden geldiğinizi tahmin edebiliyorum. Zavallı, sefil Almanya'mızda işler iyi gitmiyor, artık alıcı kalmadı ve dolayısıyla büyük beyefendiler eski müşterilerini tekrar hatırlamak zorunda kaldı. Fakat korkarım umduğunuzu bulamayacaksınız. Biz yaşlı emekliler her gün masamıza bir parça ekmek koyabilirsek şükrediyoruz.'' Sizin çılgın fiyatlarınızla baş edemeyiz. Artık ebedi bertaraf taraf edildik. Hemen beni yanlış anladığını belirttim ve ona bir şey satmak için değil, bu civarda olduğum ve dükkanımızın uzun yıllar boyunca iyi bir müşterisi ve Almanya'nın en büyük koleksiyoncularından birine saygılarımız sunma fırsatını kaçırmak istemediğim için geldiğimi ekledim daha ağzımdan Almanya'nın en büyük koleksiyoncularından biri sözü çıktığı anda yaşlı adamın yüzü bambaşka bir hal aldı. Hala odanın ortasında dimdik duruyordu. Fakat duruşuna bir anda ani bir ışık ve derin bir gurur ifadesi yerleşti. Karısının durduğunu tahmin ettiği yöne doğru sanki Duyuyor musun diyecekmiş gibi döndü ve ardından daha biraz önce konuştuğu kaba askeri tonu bırakarak sevinçle ve adeta şefkat dolu bir sesle bana yöneldi. Bu söyledikleriniz çok, çok hoştu. Fakat buraya boş yere gelmediniz. Şatafatlı Berlin'de bile her gün göremeyeceğiniz şeyler göstereceğim size. Albertina ve lanet olası Paris'te bile daha güzelini bulamazsınız. İnsan 60 yıl boyunca koleksiyonculuk yaparsa sokakta bulunması mümkün olmayan bazı şeyler bir araya geliyor. Louis bana dolabın anahtarını versene. Ancak o anda hiç beklenmedik bir şey oldu. Adamın yanında duran, kibar bir sevecenlikle sohbetimize kulak kabartan yaşlı kadın bir ricada bulunurcasına ellerini kaldırdı ve aynı anda başını olumsuz anlamda salladı. Bu hareketi ilkin anlayamadım. Ardından kocasına yaklaştı ve iki elini onun omuzlarına koyarak ''Ama Helvet'' diye itiraz etti. ''Beyefendinin koleksiyonu görmek için şu anda vakti olup olmadığını hiç sormuyorsun. Neredeyse öğlen olacak.'' ''Öğle yemeğinden sonra bir saat dinlenmen gerekiyor. Doktorun kesin talimatı bu. Beyefendi her şeyi yemekten sonra göstermen daha iyi olmaz mı?'' Ayrıca birlikte kahve de içebiliriz. Anne Maria da bu arada burada olur. Her şeyi benden çok daha iyi biliyor ve sana yardım edebilir. Kadın bunu söyledikten hemen sonra hiçbir şeyden haberi olmayan adamın üzerinden deminki ısrarcı hareketi tekrarladı. Bu sefer onu anlamıştım. Koleksiyonu şu anda incelemeyi reddetmemi istiyordu. Hemen yemek için randevum olduğunu uydurdum. Koleksiyonunu görmek benim için bir zevk ve onurdu. Fakat saat üçten önce mümkün değildi. O saatte seve seve yine gelebilirdim. Yaşlı adam en sevdiği oyuncağı elinden alınmış bir çocuk gibi öfkelenerek arkasını döndü ve tabi diye homurdandı. Berlinli beyefendilerin zaten hiç zamanı olmaz fakat bu sefer biraz zaman ayırmak zorundasınız. Çünkü burada 3-5 değil tam 27 dosya söz konusu. Her biri farklı bir ustadan ve hiçbiri yarı dolu değil. O halde saat üçte diyelim. Fakat geç kalmayın yoksa hepsini bitiremeyiz. Elini yine boşluğa uzattı. Bakın ya sevinecek ya da kızacaksınız. Ne kadar çok kızarsanız ben o kadar çok sevinirim. Biz koleksiyoncular böyleyiz. Her şeyi kendimize ister ve başkalarına hiçbir şey bırakmayız. Bu sözlerin ardından yine güçlü bir şekilde elimi sıktı. Yaşlı kadın bana kapıya kadar eşlik etti. Geçen zaman boyunca huzursuz olduğunu, mahcup bir korku hissettiğini fark etmiştim. Tam kapıdan çıkmak üzereydim ki bastırdığı bir sesle "Sizi sizi buraya gelirken kızım Anne Maria alabilir mi? Birçok açıdan daha iyi olur." yemeğinizi otelde yiyeceksiniz değil mi? dedi. Elbette, çok memnun olurum. Benim için bir zevk diye yanıtladım. Gerçekten de bir saat sonra tam ben pazar meydanındaki otelin küçük salonunda öğle yemeğimi bitirdiğim anda içeriye sade giyimli, yaşı ilerlemiş bir kadın girdi ve etrafa bakındı. Kadının yanına gittim kendimi tanıttım ve koleksiyonu görmek için hemen gidebileceğimizi belirttim. Fakat aynı annesi gibi aniden yüzü kızaran ve mahcup olan kadın daha önce biraz konuşma ricasında bulundu. Hemen zorlandığını gördüm. Ne zaman söze girmek istese alnına kadar yüzü kızarıyor ve eli elbisesine dolanıyordu. Sonunda nihayet duraksayarak ve aklı karışmış bir şekilde de olsa anlatmaya başladı. Annem beni size yolladı. Ee, bana her şeyi anlattı ve sizden önemli bir ricamız var. Babamla buluşmadan önce sizi bilgilendirmek istiyoruz. Babam size elbette koleksiyonu göstermek isteyecektir, ama koleksiyon koleksiyon artık tam sayılmaz. İçinde eksikler var. Hem de maalesef çok sayıda. Yeniden derin bir nefes almak zorunda kaldı. Sonra aniden bana baktı ve hızla konuşmasını sürdürdü. Size karşı dürüst olmak zorundayım. İçinde bulunduğumuz zamanı biliyorsunuz ve her şeyi anlayacaksınız. Babam savaş başladıktan sonra görme yetisini tamamen kaybetti. Daha önceden görme sıkıntıları vardı. Yaşadığı heyecan onun ışığını tamamen yok etti. 76 yaşında olmasına rağmen Fransa saldırısına katılmak istiyordu ve ordu 1870'te olduğu gibi ilerleyemediği için o kadar öfkelendi ki görme gücü hızla yok oldu. Bunun dışında hala gayet dinç, daha kısa bir süre öncesine kadar saatlerce yürüyebiliyor, hatta çok sevdiği ava gidebiliyordu. Fakat şimdi gezintilere son vermek zorunda kaldı ve tek neşesi koleksiyonu oldu. Koleksiyonuna her gün yeniden bakıyor, yani daha doğrusu artık bakamıyor ama her gün sayfalara onlarca yıldır ezberine kazınan sırada teker teker dokunabilmek için dosyaları önüne alıyor. Artık onu başka hiçbir şey ilgilendirmiyor ve her gün ona gazetedeki tüm müzayede haberlerini okumak zorundayım. Fiyatlar ne kadar yüksekse mutluluğu o kadar artıyor. Çünkü işte korkunç olan da bu, babamın artık fiyatlar ve içinde bulunduğumuz zamana dair hiçbir fikri yok. Her şeyimizi kaybettiğimizi ve emekli maaşıyla ayda iki günden daha fazla geçinilemeyeceğini bilmiyor. Üstelik bir de kız kardeşimin kocası savaşta öldü ve kız kardeşimi dört küçük çocukla geride bıraktı. Fakat babam maddi sorunlarımız olduğunu bilmiyor. İlk önce tasarruf ettik, eskiye göre çok daha fazla biriktirdik fakat bunun hiçbir faydası olmadı. Sonra satmaya başladık. Elbette onun koleksiyonuna hiç dokunmadan elimizdeki az sayıda mücevheri sattık. Ancak babam 60 yıldan beri ayırabildiği her kuruşu zaten koleksiyonuna harcamıştı. Günün birinde satacak bir şey kalmadı ne yapacağımızı bilmiyorduk ve o zaman annemle ikimiz koleksiyondan bir parçayı sattık. Babam bilseydi buna kesinlikle izin vermezdi. Kara borsadan birazcık gıda tedarik etmenin ne kadar zor olduğunu bilmiyor. Savaşı kaybettiğimizi ve Alsas ile Loren'den çekildiğimizi de bilmiyor. Öfkelenmemesi için ona gazeteden bu gibi şeyleri okumuyoruz. Sattığımız parça çok değerli bir parçaydı. Bir reprent oyması. Antikacı bize binlerce mark teklif etti. Biz de tabii bu paranın bize senelerce yeteceğini sandık. Fakat paranın nasıl eridiğini bilirsiniz. Kalan parayı bankaya yatırmıştık. Ancak iki ayda tükeni verdi. Böylece bir parça daha satmak zorunda kaldık. Sonra bir parça daha. Antikacı parayı para satış anındaki değerini kaybettikten sonra gönderiyordu. Sonra şansımızı müzayedelerde denedik. Fakat milyonluk fiyatlara rağmen orada da kandırıldık. Milyonlar bize ulaşıncaya kadar değersiz kağıt parçalarına dönüşüyordu. Böylece babamın koleksiyonunun en iyi parçaları, yalnızca fakir bir hayat sürdürebilme karşılığında birkaç tanesi hariç elimizden çıktı gitti. Ve babamın tüm bunlardan hiç haberi yok. Bugün siz geldiğinizde Annem işte bunun için korktu. Babam size dosyaları gösterecek olsaydı her şey ortaya çıkacaktı. Çünkü babamın dokunarak hissettiği eski paspartuların yerine fark etmemesi için tıpkı basımlar veya benzer yapraklar yerleştirdik. Sıralamasını çok iyi bildiği bu yapraklara dokunmak ve saymak, onu eskiden olduğu gibi gözleriyle görmek kadar çok mutlu ediyor.'' bu küçük şehirde babamın hazinelerini göstermeye layık gördüğü bir insan zaten yok. Her yaprağı o kadar büyük ve fanatik bir sevgiyle bağlı ki, her şeyin elinden kayıp gittiğini bilmek kalbinin durmasına neden olurdu. Dresden'den Gravür Derneği'nin eski başkanının ölümünden beri dosyalarını göstermek istediği ilk kişi sizsiniz. Bu nedenle sizden ricam Yaşlanmaya yüz tutmuş olan kadın aniden ellerini kaldırdı. Gözlerinde ıslak bir parlaklık belirmişti. Sizden ricamız onu mutsuz etmeyin. Bizi mutsuz etmeyin. Onun bu son hayalini yıkmayın. Size tarif edeceği tüm bu yaprakların hala var olduğuna dair inancını kırmayın. Böyle bir şeyin fikri bile onu öldürür. Belki ona haksızlık yapmış olabiliriz fakat başka şansımız yoktu. İnsan yaşamak zorunda ve kız kardeşimin dört yetim evladının hayatları herhalde baskılı kağıtlardan daha önemli olmalı. Aslında bugüne değin onun mutluluğunu kısıtlamadık. Her öğleden sonra üç saat boyunca dosyalarının sayfalarını çevirmek ve her bir sayfayla bir insanla sohbet edercesine konuşmak onu çok mutlu ediyor. Bugün ise bugün ise belki de onun en mutlu günü ne de olsa yıllardır bir uzmana sevgililerini göstermek için can atıyor. Lütfen, size yalvarıyorum, onun bu mutluluğunu yerle bir etmeyin. Kadın bu sözleri benim ifade edemediğim bir acıyla söylemişti. Tanrım, antik acı olarak alçakça soyulmuş, enflasyon vasıtasıyla it gibi açıkta bırakılmış, yüzyıllara dayanan aile mülklerinin bir ekmek parasına elinden alınan insanlardan fazlasıyla görmüştüm. Fakat kader burada karşıma beni özellikle duygulandıran bir sahne çıkarmıştı. Kadına elbette susacağımı ve elimden gelen her yardımı yapacağıma dair söz verdim. Ardından birlikte eve gittik. Yolda bu zavallı, deneyimsiz kadınların nasıl basit hilelerle aldatıldığını öfkeyle öğrendim. Fakat bu, onlara sonuna kadar yardım etme kararımı daha da pekiştirdi.'' Merdivenlerden yukarıya çıktık. Kapıyı açtığımız anda içeriden yaşlı adamın neşeyle gümbürdeyen sesi duyuldu. ''Gelin, gelin!'' Bir körün sahip olduğu hassas duyarlılıkla adımlarımızı daha merdivenden duymuş olmalıydı. ''Helvet size definesini göstereceğim diye bugün hiç uyumadı.'' dedi yaşlı kadın gülümseyerek. Kızının tek bir bakışı benim onayımı haber vermiş ve onu rahatlatmıştı. Masanın üstüne serilen dosyalar bizi bekliyordu. Kör adam elimi hisseder hissetmez, başkaca bir selam faslına geçerek, duymaksızın kolumu kavradı ve beni bir koltuğa bastırdı. Pekala, şimdi hemen başlayalım. Görülecek çok şey var ve Berlinli beyefendilerin hiç zamanı olmaz. Bu ilk dosyada Dürer usta var. Oldukça eksiksiz olduğunu siz de takdir edersiniz. Ayrıca hepsi birbirinden güzel. Ama kendiniz karar verin. İşte ilk nüsa. Dosyanın ilk sayfasını açtı. Büyük at. Sonra insanın kırılgan bir şeye dokunduğu gibi şefkatli bir itinayla parmak uçlarını kullanarak dosyadan içinde sararmış boş bir kağıt yaprağın bulunduğu bir pasputu çıkardı ve değersiz paçavrayı önünde tuttu. Görmemesine rağmen dakikalarca kağıda baktı. Kendinden geçmiş bir ruh haliyle öne doğru uzattığı boş kağıdı elinde tutuyor, yüzü sanki gören birinin gergin ifadesini taşıyordu. Ölü gözlerine birdenbire yansıyan bir parıltı, bilen bir ışık yerleşti. Bunun kaynağı kağıdın yansıması mıydı yoksa içinden gelen bir pırıltı mı bilinmez. Bakın dedi gururla, hayatınızda hiç daha güzel bir suret gördünüz mü? Her ayrıntı ne kadar kesin öne çıkıyor.'' Bunu Dires'ten suretiyle karşılaştırdım. Fakat o benimkiyle kıyaslanınca son derece mat ve cansız kalıyor. Hele şeceresi, bakın yaşlı adam kağıdın öbür tarafını çevirdi ve tırnağıyla boş yaprağın belli başlı yerlerini gösterdi. Elinde olmadan orada gerçekten bir takım mühürler olup olmadığına bakmak zorunda kaldım. İşte şurada Nagler koleksiyonunun, şurada da Rimi ve Estali koleksiyonlarının mühürlerini görüyorsunuz. Herhalde yaprağın bu benden daha önceki ünlü sahipleri de suretlerinin günün birinde bu küçük eve geleceğini öngöremezdi. Yaşlı adam bomboş bir yaprağı böylesine büyük bir coşkuyla överken sırtım buz kesmişti. Tırnağıyla milim milim yalnızca kendi hayalinde mevcut olan eski koleksiyoncu mühürlerini göstermesini izlemek korkunçtu. dehşetten nutkum tutulmuştu. söyleyecek bir şey bulamıyordum. fakat kafam karışmış bir vaziyette yanımızda duran iki kadına bakınca her ikisinin de yalvarırcasına titreyen ellerini bana çevirdiğini gördüm ve kendimi toplayarak rolümü oynamaya başladım. olağan olağanüstü harika bir suret diye kekeledim sonunda. Yaşlı adamın yüzü hemen gururla parıldadı. Bu daha hiçbir şey değil diye sevindi. Hele bir melankoliyi veya tutkuyu görün. Aynı kalitede başkaca eşi bulunmayan bir suret. Bakın, parmakları yine hayali çizgiler üzerinde dolaşmaya başladı. Bu canlılık bu kumlu sıcak ton Berlin'in tüm antikacıları ve müze müdürleri bunun için takla atardı. Bu coşkulu zafer söylemi iki saat boyunca devam etti. Hayır, onun anılarında gerçek olan ve dolayısıyla hatasız bir sıralamayla en ince ayrıntısına varıncaya kadar övgülerle tarif ettiği, bu yüz veya iki yüz boş sayfaya veya sıradan kopyaya bakmanın nedenli ne ürkütücü olduğunu anlatamam. Çoktan ülkenin her yönüne dağılmış olması gereken görünmez koleksiyon bu aldatılmış adam için hala yerinde duruyordu ve hayalinin tutkusu o kadar muhteşemdi ki neredeyse ben bile inanmaya başlayacaktım. Yalnızca bir kez bir uyanma tehlikesi bu coşkulu seyrin uyur gezer güvenliğini kesintiye uğrattı. Yaşlı adam Rembrandt'ın Antropiyesi'nin baskı keskinliğini överken basiretli parmağıyla iz çizgilerinin üzerinden geçmek istemiş fakat keskin dokunma sinirleri yabancı kağıdın üzerindeki derinlikleri bulamamıştı. O anda alnından bir gölge geçer gibi oldu ve kelimeler birbirine karıştı. ''Bu, bu Antope değil mi?'' diye mırıldandı şaşkın bir vaziyette. Bunun üzerine hemen araya girdim. Elinden çerçeveli kağıdı çekip aldım ve benim de gayet iyi tanıdığım gravürü tüm ayrıntılarıyla tarif etmeye başladım. Kör adamın bir anlığına mahcup bir ifade alan yüzü yine gevşedi ve benim övgülerimin artmasıyla birlikte keyifli bir samimiyet, saf ve neşeli bir candanlık kazandı. Nihayet bu işten anlayan birisi dedi coşkuyla kadınlara dönerek. Nihayet benim yapraklarımın ne kadar değerli olduğunu duyduğunuz birisi çıktı. Tüm paramı koleksiyonuma yatırdığım için bana hep kızmıştınız. Yalan da değil. Tam 60 yıl boyunca ne biraya, ne şaraba, ne tütüne, ne seyahatlere, ne tiyatroya, ne de kitaba para harcadım. Ve ben her şeyimi bu yapraklara yatırdım. Fakat günün birinde ben gittikten sonra şehrin en zengininden bile daha zengin, Dresden'in en varlıklıları kadar zengin olacak ve o zaman benim deliliğime şükredeceksiniz. Ama ben yaşadığım sürece bu yaprakların hiçbiri bu evden dışarı çıkmayacak. İlk önce beni dışarı taşımaları lazım. Koleksiyonumu benden sonra. Bunları söylerken eliyle sanki canlı bir şeye dokunuyormuş gibi çoktan boşalmış dosyaları okşuyordu.'' Bu manzara benim için hem korkunç hem de duygulandırıcıydı. Çünkü tüm bu savaş yıllarında hiçbir Almanda bu kadar eksiksiz ve saf bir mutluluk ifadesi görmemiştim. Kadınlar onun yanında Alman ustanın o meşhur gravüründe Mesih'in mezarını ziyaret etmeye gelen kadınlar gibi saygı dolu bir korku ve aynı anda inançlı ve mutlu bir kendinden geçme ifadesiyle bekliyorlardı. Nasıl o gravürde kadın müritler Mesih'in ilahi tasavvuruyla kendinden geçmiş bir yüz ifadesiyle duruyorsa, bu iki yaşlı ve yoksul kadında yaşlı adamın çocuksu sevincine ortak olmuşlardı. Böylesine duygulandırıcı bir sahneyi daha önce hiç görmemiştim. Fakat yaşlı adam övgülerime doymuyor, yaprakları elinde çeviriyor, ağzımdan çıkan her kelimeyi hırsla içine çekiyordu. Yalancı dosyaların nihayet yana çekilerek masanın kahve için boşaltılması benim için bir istirahat anlamına geldi. Ancak benim suçluluk duygusuyla karışık rahatlamam, adeta 30 yıl gençleşmiş adamın coşku ve şamatalı sevincine karşı ne kadar anlamsızdı. Alım ve seferlerine dair binlerce anekdot anlatıyor. Her yardıma geri çevirerek bir yaprağı tekrar çıkarmak üzere ayağa fırlayıp el yordamıyla yürüyordu. Şarap içmiş gibi coşkuluydu. Sonunda artık gitmem gerektiğini bildirdiğimde adeta korkuyla irkildi. İnatçı bir çocuk gibi kızdı ve ayağını yere vurarak daha dosyaların yarısını bile görmediğimi, gidemeyeceğimi söyledi. Kadınlar yaşlı adama beni burada tutamayacağını yoksa trenimi kaçıracağımı anlatmakta büyük zorluk çekti. Ümitsiz bir karşı koymanın ardından nihayet boyun eğdi ve sıra vedalaşmaya gelince sesi yumuşacık oldu. Ellerimi tuttu ve onları sanki benim hakkımda daha fazlasını bilmek ve sevgisini kelimelerin anlatamayacağı bir şekilde anlatmak istercesine Gözleri görmeyen bir insanın sahip olduğu tüm ifade yeteneğiyle okşadı. Sözlerine, "Ziyaretinizle beni çok ama çok sevindirdiniz." diyerek hiç unutamayacağım bir duygusal sarsıntıyla başladı. "Uzman birisiyle yapraklarımın üzerinden geçmek bana gerçekten çok iyi geldi. Fakat buraya yaşlı ve kör bir adamın yanına boş yere gelmediğinizi göreceksiniz." karımın şahitliğinde size vasiyetnamemi bir madde eklemek suretiyle koleksiyonumun müzayede hakkını emektar firmanıza devredeceğime dair söz veriyorum. Son yaprak da dünyanın bir köşesine uçup gidene kadar bu gizli defineyi yönetme onuru size ait olacak. Güzel bir katalog hazırlayacağınıza söz verin. Bu katalog benim mezar taşım olsun. Daha iyisine ihtiyacım yok.'' Bu sözleri söylerken eline yağmalanmış dosyaların üzerine büyük bir sevgiyle yerleştirmişti. Bakışlarımı yaşlı adamın karısıyla kızına çevirdim. Neredeyse yekpare bir vücut gibi iç içe duruyorlardı ve zaman zaman birinin ürpermesi diğerinde devam ediyordu. Yaşlı adamın görünmez ve çoktan uçup kaybolmuş koleksiyonunu yönetmem için bana devretmesi ben de törensel bir ruh hali yaratmıştı. Duygulandım ve ona hiçbir zaman yerine getiremeyeceğim bir söz verdim. Ölü gözlerinde yine bir parıltı belirdi ve elimi şefkatle tutan parmaklarının baskısından beni özlem içerisinde hissetmeye çalıştığını anladım. Kapıya giderken iki kadın bana refakat etti. Yaşlı adamın hassas işitme yetisi onları konuşmaktan alıkoyuyor, fakat gözyaşları içerisinde minnettarlıkla bana bakmaktan vazgeçmiyorlardı. Başım dönerek el yordamıyla merdivenlerden aşağı indim. Aslında utanıyordum. Bir masaldaki melek gibi yoksul bir eve girmiş, dindar bir hileye destek verip utanmazca yalan söylemek suretiyle bir körün bir saatliğine gözlerinin açılmasına vesile olmuştum. Oysa gerçekte buraya birkaç değerli parça elde edebilmek üzere sefil bir tüccar olarak gelmiştim. Giderken bundan daha fazlasını yanıma aldım. Bu boğuk, neşesiz zamanda insanların artık tümüyle unuttuğunu sandığım sanata dönük bir kendinden geçme hali, saf bir coşku yaşamış, bunu kendi bedenimde hissetmiştim. Ve neden öyle olduğunu bilmeden hala utanmama rağmen, evet bunu başka türlü ifade edemem, İçim saygıyla doluydu. Sokağa çıkmıştım ki yukarıda bir pencere açıldı ve birisinin bana adımla seslendiğini duydum. Yaşlı adam benim gittiğimi tahmin ettiği istikamete doğru görmeyen gözleriyle bakmaktan kendini alamamıştı. Pencereden o kadar öne doğru eğildi ki iki kadın onu ihtiyaden tutmak zorunda kaldı. Sonra mendilini salladı ve bir delikanlının neşeli zinde sesiyle. İyi seyahatler diye bağırdı. Beyaz saçlı, yaşlı adamın sokaktaki aksi, aceleci, işi başından aşkın insanların üzerinde pencereden aşağıya seslenirken bu iğrenç dünyadan beyaz bir bulut vasıtasıyla sevecen bir deliliğe geçercesine verdiği bu güzel görüntüyü asla unutamam. O anda Göden'in söylediğini sandığım şu söz bir kez daha aklıma geldi. Koleksiyoncular mutlu insanlardır.